Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Kemik dokuyla ilgili bir soru var. Diyor ki bize hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada niye verilmiş? Osteon verilmiş. Bakın şunun her birisinde biz ne diyoruz? Osteon diyoruz. Osteon. Kemik hücresinin adı neydi arkadaşlar? Osteosit. Bakın şöyle. Bunlar osteositler. Y ile gösterilen osteositler. Bunlar arkadaşlar sitoplazmik bağlantılar, bakın birbirlerine bu şekilde bağlıdırlar. Ara maddesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Osein diyoruz. Peki ara madde neler vardı? Ara madde arkadaşlar inorganik ve organik maddeler vardı. İnorganik ve organik maddeler. İnorganik madde olarak ne var arkadaşlar? İşte su var. Ondan sonra cıma işte kalsiyum, magnezyum, fosfat tuzları bulunuyor. Organik madde olarak ne var arkadaşlar? Bakın proteinler işte karbonhidrat, yağ filan, özellikle arkadaşlar kolajen dediğimiz, değil mi? Protein bol miktarda bulunuyor. Zaten arkadaşlar kemik doku bir çeşit bağ dokudur. Bağ dokuda elastik, kolajen ve asilifler bulunuyor diyoruz. Peki X nedir burada arkadaşlar? X buradaki osteon içerisinde bulunan boyuna kanalıdır. Boyuna kanalları ne diyoruz arkadaşlar? Havers kanalları diyoruz. Havers. Bunları enine arkadaşlar birine bağlayan kanalları ne diyorduk? Volkmann kanalları diyorduk, değil mi? Volkmann kanalı. Bu kanallarda ne vardı arkadaşlar? Kan damarları ve sinirler bulunuyor idi. Diyor ki X diyor ilik kanalına paralel olarak uzanan, yani boyuna demek istiyor. Havers kanalıdır. Evet, bunu söyledik. Y diyor yıldız şeklinde olan osteosittir. Aynen arkadaşlar, osteosit diyebiliriz buna. Z'nin yapısında organik madde var ama diyor inorganik madde yok. Halbuki ne var dedik? Su var. Kalsiyum, magnezyum, fosfat, mineraller, tuzlar şeklinde bulunuyor. Cevabımız arkadaşlar burası olacak.